Evet sevgili seyirciler, değerli arkadaşlar, sıkı takipçiler, geldik. Bugün de gerçekten güzel bir sorumuz var. Çok eğlenceli, çok matrak bir sorumuz. Kadınlar bekarlar veda partisi yapmış olsaydı nasıl yaparlardı? Ya da yaptıkları zaman neler yapıyorlar? Biz erkekler olarak çok merak ediyoruz. Siz erkekler etmiyor musunuz? Hepimiz ediyoruz. O zaman sorumuza başlayalım. Dünya dönüyor, herkes görüyor, devir değişti. Faruk soruyor. Çok basit bir sorum var. Evet. Sevgilin var mı? Var. Sevgilin var. Evet var. Geçmiş. Pardon, o refleks oldu. Öyle gerçekten. Evlenmeyi düşünüyor musun? Yani 30'umdan aşağı pek düşünmüyorum ya. Peki bekarlığa veda partisi yapacak mısın? Herhalde. Nasıl yapacaksın? Ne bileyim, böyle bir kulüp tutabilirim. Ama böyle kulüp tarzı bir hava değil. Daha böyle bir salaş. Ne bileyim, herkes böyle abiyeyle falan gelmez de herkes böyle salaş salaş otantik bir şekilde gelir, eğlenir sabaha kadar. Arkadaşlarımız da. Yani böyle şey, aile ortamı değil de. Ne anladım. Aile, ne arkadaş ortamı. Böyle evleneceğim insan da gelebilir bekarlığa partime. Bazıları şey diyor böyle. Ama tabii ki benim istediğim şartlarda. Yani şunu yapamazsın, bunu yapamazsın derse kapıdan içeri giremez. O gün özgürlük sende yani. Aynen öyle. Peki tamam. Seni özgür bırakalım. Çok sağ ol. Sevgilin var mı? Bilmiyorum. Platonik misin? Ya bilmiyorum, çok karışık bu aralar ya. O zaman ayrılmak üzeresin. Yani onun gibi. Geçmiş olsun diyelim. Şunu soracağım sana. Şimdi biz erkekler hani evlenirken bekarlığa veda partisi yaparız ya. Hı. Aynı şey kadınlar için de geçerli mi? Siz de yapar mısınız? Evet yaparız. Nasıl yaparsın? Ya mesela kulübe falan gidilir. Hani dans edilir, sabaha kadar içilir falan filan. Hani bütün eski sevgililere yad edilir. Ondan sonra ondan sonra işte evlenilir. O yad etme kısmında ben biraz takılı kaldım. Nasıl yad edersiniz? Ya ah Cenk falan mı yani? Yok mesela hepsinin hakkında böyle bir söz bulursun, anladın mı? Hani ayrılmadan önce. Ya tabiri caizse aşk acısı mı diyoruz buna? Ya aşk acısı değil aslında, ben çekmiyorum ya. Neden? Ne bileyim, hoşuma gitmiyor. Yani duygusuz ben sürekli pozitif bir insanım. Yani hiç olduğum için herhalde. Sürekli pozitifsin. Aynen. Gerçekten aşık olmamış olabilir misin? Olabilirim. Bir kere oldum aslında. Ama çok kısa sürdü. Hani bir şey olunca gidiyor yani, olmuyor. Yani benim soğumam 5 saniye falan sürüyor, öyle söyleyeyim sana. Ne diyorsun ya? Aynen. Sen neydi? Gökhan. Gökhan ve? Gizem. Gizem, sevgilimiz evli mi? Sevgiliyiz. Sevgiliyiz. Ne zaman evleniyoruz abi? İşte kısmetse bir dahaki yaz falan. Bir dahaki yaz. Kardeşim. Ya çok pardon. Şöyle söyleyeceğim, var mı sevgilin? Var. Evliliği düşünüyor musun? Yani tabii düşünüyoruz. Bekarlığa veda partisi yapacak mısın? Yaparım tabii, niye yapayım? Ne yaparsın? Müstakil bir evimiz var. Çiftlik. Orada. Arkadaşlarla otururuz. Aynen. Müzik falan. Aynen. Değil mi? Eğlence. Zende şov yaparız. Zende şov. Süper, evet. Güzel fikir. Senin ismin neydi tekrar? Gizem. Şöyle gel. Gizem, peki sen evlensen bekarlığa veda partisi düşünür müsün? Onu evlendirmeyeceğiz. Ne evlendireceğiz? Oturduğu yerde. Hadi ya. Yapardım. Ne gerek var mı? Abi seti geldi gördüğünüz gibi. İsmini rica edeyim. Hazel. Hazel ve? Özge. Özge. İki yakın arkadaşız herhalde. Evet. Aa, nereden bildim? Kızlar, bir gün evlendiğiniz zaman evliliğe bekarlığa veda partisi yapar mısın? Tabii ki yaparım o. Yaparım o. Affetmem. Affetmemmiş o. Duyuyoruz. Sınırları geniş olacak. Mesela? Açıklayayım. Merakla bekliyorum. Bu sınırları geniş, kapalı. Bu kadar. Alternatif seçeneklerle dolu. Ne? Hazel affetmiyor seksiciler. Affetmeyen Hazel. Evet, sana geldim. Ne yapardın tam olarak? İşte iyi. Bana arkadaşını söyle, sana kö. Teşekkür ederim. Merhaba. O ne güzel giriş öyle ya. Aynen. Merhabalar. Nasılsınız? Arkadaşlar nereden geliyoruz? Başakşehir. Sen gerçekten Başakşehir'den geliyorsun. Ben seninle bir Londra tipi gördüm sanki. Değil mi sevgili seyirciler? İsmin neydi senin? Zeynep. Şimdi erkekler evlendikleri zaman bekarlığa veda partisi yaparlar. Doğrudur. Değil mi? Yani. Peki kadınlar evlendikleri zaman bekarlığa veda partisi yaparlar mı? Sen yapsaydın nasıl yapardın? Şimdi şöyle bir şey var. Bekarlığa veda partisi olarak tabii ki de yapardım.
Ama zaten en sonunda bu işin içinde evlilik yani olacağız. Kısır mısır falan araya girerdi yani. Kısır. Yani kısır. Altın günü mü? Aynen. Yani kızlar da öyle diyoruz. Sen nasıl yapardın? Ben altın falan yapmazdım yani. Altın vuruş. Mesela erkekler nasıl yapıyorsa aynısını yapardım yani. Erkeklere hiç sormamam ben. Yok yok, yapmam öyle bir şey de ama giderim takılırım yani. Her türlü sınırsız eğlence diyorsun. Yes. Sen ne düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorum? Hayır, altın günü yapmam. Ben değişik yaparım. Gezerim yani. Arkadaşlarımı alırım, gezerim. Evet. Ama İstanbul'u gezerim diyor. Yani gezerim. Anca salona anca yetişirim diyor. Yani o derece gezerim. Çılgın soruyor, deli soruyor, Faruk soruyor. Evet, soruyorum. Evli miyiz? Hayır. Evlenme düşünüyor muyuz? Düşünüyorum. Süpersin. Bekarlığa veda partisi yapacak mısın? Hayır. Erkekler yapar ya bekarlığa veda partisi. Kadınlar da yapıyor mu acaba böyle şeyler? Yapmıyorlar. Mesela arkadaşlarına buluşup hani ya dedip ah be bekarlıkla oluyoruz falan yap. Olmaz mı? Hayır. Direkt evlenelim diyorsun. Aynen. Hiç kaçarı yok, direkt evlenelim dedi. Peki sağ ol. Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi sizlere çok özel bir üründen bahsetmek istiyorum. Takdir edersiniz ki biz sokakta çekim yapıyoruz ve ağız sağlığımız, ağız kokumuz ve diş temizliğimiz bizler için çok önemli. Çünkü insanlarla birebir etkileşim kurduğumuzdan dolayı dişlerimizin beyaz, hatta ışıl ışıl olması lazım. Ve ben çok da yorum alıyorum dişlerini çok beyaz ne kullanıyorsun diye. Aslında kullandığım ürün çok basit. Louis Bien kullanıyorum. Evet, Louis Bien aktif karbon diş temizleme tozu aynı zamanda. Şöyle açtığımız zaman içerisinde simsiyah, enteresan bir şekilde toz görüyorsunuz. Evet, simsiyah toz görüyorsunuz ama bu toza hiç aldırış etmeyin. Az sonra beni simsiyah bir adam göreceksiniz. Çok basit. Şöyle diş macunumuzu, diş fırçamızı biraz ıslattıktan sonra şuraya yediriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle 3 dakika boyunca ağzımızı böyle. Ne kadar kötü bir görüntü değil mi? Evet. Ama bir de bunun after'ı var. Evet. After da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ve mutlu gülecekler. Gördüğünüz gibi siz de dişlerinizin bembeyaz olup insanlarla çok güzel bir şekilde etkileşim almanızı istiyorsanız tek adresiniz Louis Bien. İlk önce siyahlatır, daha sonra aşırı beyazlatır. Bien dönüyor, Faruk soruyor. Evet, ha neydi? Ola, Lilo. Lilo ne haber? İyi, senden ne haber Faruk? Mesela evlenmiş olsaydın, erkekler şimdi bekarlığa veda partisi yaparlar ya. Evet. Sen bekarlığa veda partisi yapar mıydın? Öyle böyle yapmazdım. Yapardı mesela. Yani bütün samimi arkadaşlarımı toplardım, kız erkek fark etmez sizin. Akardım ya, yani kayıt silmek denilen şey var ya, onu yapardım. Konumuz çok belli, isim neydi abi? Bülent. Bülent. Evet. Bülent mi? Bülent deme ya. Ne diyeyim? Ya ismini değiştir abi. Ne var şimdi? Abi bak bu arada Bülent abi var, neler çektiriyor bize. Ne yapayım? Ne yapayım? O benim sorunum değil diyor. Demek ki Bülent'ler hep böyle oluyor. Evet. Enerjik. Bir dilek tutmak lazım tam ortasında. Tam ortasındayız. Dilek hakkımız da oldu sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi. Bülent abi. Efendim abi. Kadınlar bekarlığa veda partisi yapsalar ne yaparlar? Sen evli misin? Yok, bekarım. Ne diyorsun ya? Aynen. Kadın... Evlensen bekarlığa veda partisi yapar mısın? Gerek yok. Zaten veda etmiş oluyorsun yani. Niye bir daha vedaya gerek yok ki? Zaten evlenince veda etmiş oluyorsun bekarla. Ama Bülent abi aslında şunu demeye çalışıyor sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi. Ben bekarlığa veda partisi yapmayı düşünmüyorum. Evlensem daha iyi çünkü bekarlığa veda etmeyi düşünmüyorum dedi yani. Değil mi? Adamsın. Rengarenk bir arkadaşımız sevgili seyirciler. İsim ne? Elif. Elif, ne kadar enerjiksin böyle ya. Çok enerjiyim. Renklerinden de belli. Bir şey soracağım Elif. Efendim. Elbettik gördüğünüz gibi. Elif gelsene biraz şöyle. Evet. Bu tarzı neye borçlusun? Bu tarzı neye borçlum? Özgürlüğe. Özgürlüğe. Özgürlük. Kendini en özgür hissettiğin an. Kendimi en özgür hissettiğim an şu an. Şu an sizinle yaptığım şey. Çok özgür hissediyorum şu anda. Gerçekten özgürlüklerin birleştiği an. Özgürlüklerin birleştiği an gördüğün gibi. Mesela sen bir bekarlığa veda partisi yapıyor olsaydın. Aynen. Mesela evlenseydin yapar mıydın? Yani yapardım. Çünkü büyük bir beladan kurtuluyorum. Naber? Nasıl yapardım? Nasıl yapardım? Arkadaşlarımı toplardım. Böyle dıptıs dıptıs parti yapardım yani. Tükürdüm yalnız, görüm kesin orayı. Bir şey değil. Sıkıntı değil.
Yani evleneceğim insan da benim gibi olursa hiç sıkıntı yok yani ve parti de yapmam. Ha kutlarım çünkü evleniyorum ama... veda edeceğim şey çok az olur diyorsun. Yani. Aynen. Aynen. Elif. Evet devam ediyoruz sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi biraz bulaşıcı Elif'in yorumları. Veda partisi yapar mısınız? Olabilir. Nasıl bir veda partisi düşünürsün? Yani kız arkadaşlarımızla eğlenebiliriz. Tam olarak nasıl bir eğlence? Kısır falan yaparız böyle altın günü misali mi? Yok daha böyle parti modunda bir şey olur herhalde. Parti modu? Peki o gün her şey böyle yad edilir mi? Pekala dair her şey. Aa işte hatırlıyor musun işte senin 14 yaşında şu anımızı falan filan gibi mi? Evet. Daha manevi, daha duygusal yani, bir parti mi olur bu? Duygusal da olabilir, eğlenceli de olabilir. Biz kızlar olarak her şeyi... Efendim? Yani biz her şeyi konuşabildiğimiz için daha çeşitli olur herhalde diye düşünüyorum. Ben çok anlayamadım o kısmı. Yani her şeyin içinde olduğu bir parti olur ama daha çok eğlence odaklı olur. Evet, gördüğünüz gibi Dicle eğlenirim. Bir gün sonra zaten evlenirim dedi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zehra, peki bir gün evlenmiş olsan. Okey. Hiç sana göre değil anladım da. Yani varsayalım. Okey. Bekarlığa veda partisi düşünür müydün? Hayır. Biz erkekler böyle evlenmeden bir bekarlığa veda yaparız, yarısını ağlatırız ortalığı. Sizde yok mu öyle şeyler? Yani illa parti yapmak gerekiyorsa tamam yaparız herhalde. Bilmiyorum. Çok nasıl bir şey var? Düşünmedim böyle bir sen şey. Türkiye'de mi yaşıyorsun? Evet. Türkiye'deyiz değil mi? Evet. Yok bir yurt dışı havası aldın mı sen de değilmişsin. Erkekler biraz yaramazlık falan yapıyor. Sizde olmaz mı öyle şeyler? Neden olmasın? Erkekler nasıl yaramazlık yapıyorlar bilmem ama... Güzel, sen nasıl yaramazlık yaparsın? Oyuncaklarımı dağıtırım falan gibi. Saçma, toparlayamayacağım değil mi? Yok, hayır. Artık toparlayamam. Dağıttığın oyuncaklara göre değişir artık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir bölümün daha gerçekten çok neşeli, çok matrak, gerçekten çok komik bir bölümün daha sonuna geldik. Bizlerle güldünüz, bizlerle eğlendiniz, bizlerle gezdiniz. Ben size teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yapmanız gereken çok basit biliyorsunuz. Videolarımıza like atıp, yorum yazıp, görüşlerini bizlere bildirirseniz çok teşekkür ederiz. Sormamızı istediğiniz soru varsa ayrıca yorumlar kısmından bizlere lütfen belirtin. Çok seviniyorsunuz. Sağ olun, var olun. Hepinize iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.